Herkese merhabalar, ben Ömer. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta özlenilen seri ve uzun zamandır gelmeyen seri olan Yavru Köpek Sezar'ın hayatına kaldığımız yerden 3. bölümüyle ve yepyeni şehir ve yepyeni bir yerle devam ediyoruz gençler. Evet arkadaşlar, bunu geçmeden önce alttan kanala abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bunu yaparsınız beni çok da size faysi. Şimdi arkadaşlar en sonki bölümde yani önceki bölümde ikinci bölümde hatırlayacağınız üzere Sezar yeni bir şehirdeydi. Orada çöpleri karıştırırken 10 tane sokak köpeğini dövüşmüştü ve sonucunda yaraları içinde yerde bayılmıştı. Şimdi arkadaşlar neredeyiz ve burası neresi? Önce onu anlatayım. O yaralanma işinden sonra arkadaşlar Sezar 3 ay komada yattı. Evet. 3 ay komada yattı. Hatta arkadaşlar daha demin de gördüğünüz gibi 3 ay yazdı. Evet. 3 ay içerisinde arkadaşlar Sezar şu anda yeni bir şehirde, yeni bir yerde. Burası arkadaşlar ne diye soracak olursanız birazdan zaten öğreneceksiniz ama eğer diyorsanız ki ben erkenden öğrenmek istiyorum abi derseniz arkadaşlar burası veteriner. Şu anda arkadaşlar Sezar'ın yeni evi burası. Bu bölümde arkadaşlar zaten başlıktan da gördüğünüz gibi bugün bu 3 ay içerisinde komadayken neler olmuş, biz buraya nasıl gelmişiz, bizi kim getirmiş onu öğreneceğiz. O zaman gençler hazırsanız başlıyorum. Let's go. Yaymış. Neredeyim ben? Burası neresi? Neresi burası? Neredeyim ben? Neredeyim lan ben? Burası neresi? Sakin ol. Sakin ol kardeş. Yeni uyandın. Yeni uyandım ben de. Ne bağırıyorsun? Uyuyor muydun? Sanki bir dakika. Dur, ne yapıyorum ben? Sen kimsin? Neredeyim ben? Ben kimim? Adını bilmiyor musun? Yo. Ben... Abi bir dakika. Yok benim adım... Benim adım Sezar da... Bir dakika. Demek adını bilmiyorsun öyle mi? Yok biliyorum canım. Adım şey. Ne senin adın? Benim adım Sezar. Peki sen kimsin? Öf. İlla yatağımdan kaldıracaksın beni değil mi? Öncelikle merhaba. Benim adım Mike. Tanıştığımıza memnun oldum. Buraya nasıl geldiğin hakkında bir fikrin yok mu? Ya benim nereden fikrim olsun? Ayrıca benim kafam küçüktü. Benim boynuma ne olmuş? Daha doğrusu bana ne olmuş? Yok sen hiçbir şey hatırlamıyorsun. Sen 3 aydır buradasın. Ne? Hadi canım atıyorsun. Atıyor muyum? Ben mi atıyorum? Emin misin? 3 ay içerisinde o senin yaralandığı yerden buraya nasıl geldi hakkında çok şey biliyorum Sezar. Bir dakika nasıl yani? Bir dakika. En son şey olmuştu. 10 tane sokak köpeğiyle dövüşmüştüm. Sonra beni yaralamışlardı. Ondan sonra ne oldu hiç hatırlamıyorum. Ondan sonra ne olduğunu ben sana aklını anlatayım mı istersen? Nasıl sen biliyor musun? Biliyorum tabii ki de. O senin dediğin gibi yaralandıktan 3 ay sonra ne olduğunu hakkında çok şey biliyorum ben. Öyle mi? Peki bunu nasıl biliyorsun? Sen yoktun ki o şehirde. Evet, o şehirde ben yoktum. Ama veteriner reis sağ olsun bize çok şey anlattı. Veteriner mi? O da ne? Nasıl? Sen veterinerin ne olduğunu bilmiyor musun? Yo, nereden bileyim veterinerin ne olduğunu? Bana anlat ki ben de bileyim. Aa, sen harbiden veterinerin ne olduğunu bilmiyorsun. Bir de onu anlatmadan önce bir şey diyeceğim. Biz neredeyiz ve bu niye bana bakıyor? Neredeyiz biz? Allah! Niye bana çarpıyor lan? Çekil buradan. Allah! Bu dikkat et ha. Buradaki herkes çok tehlikeli de. Bir de sen niye yerinde durmuyorsun? Vallahi bilmiyorum. Oyun nasıl sizi? Artık alışacaksın böyle. Neyse.
Bak buradaki herkes kapana kısılmış durumda, tamam mı? Burası bir veteriner. Veteriner demek yani böyle nasıl desem yaralı hayvanları iyileştiren bir doktor yani. Peki doktor ne demek? Doktor ise bizim gibi hayvanları değil de insanları iyileştiren türden. Ha, anladım. Yani doktorlar insanları iyileştiriyor. Yani doktorlar insanları iyileştiriyor. Veteriner ise bizim gibi hayvanlar, öyle mi? Aynen öyle küçük dostum. Peki şimdi sana anlatayım mı o ülke içerisinde neler oldu? E tamam anlat bakalım, merak ettim. Tamam o zaman. En son şehirde sen yaralıydın. Hikaye tam şurada başlıyor. Sen yaralandığın vakit çok fena yaralanmıştın. Oradan herhangi bir köyle geçiyordu. İş güç uğraşıyordu. Tam evine gideceği sırada seni gördü. Burada ne? Paramaz. Köpeğin olmuş. Cici köpekçik. İyi misin? Sahip yardım et. Sahip yardım et. Olamaz. Köpek çok fena. Çok fena oluyor. Olamaz. Bu çok fena kan kaybetmiş. Acil ambulans çağırmam gerekiyor. Oradan geçen bir köy öyle seni buldu ve telefonuyla ambulansı aradı. Ambulanslar ise geldi. Ama fakat şöyle bir sorun vardı. Senin olduğun köyde, yani yeni taşındığın köy dediğin köyde ambulans yoktu. Daha doğrusu ambulans dediğim hastane yok. O yüzden ise ambulansçılar gelemedi. Köylüler ise bir araya toplandığında bir karara sonuçlandı. Bu köyde tanıdık kişiler buradan ayrılmış ve kendilerine bu köyden daha güzel şehirler kurmuş. O yüzden de köylüler bir karara vardı ve tanıdık arkadaşlarla şehirlerine doğru yola çıktı. Tabii seni de almışlar. Sonra baktılar, olacak gibi değil. Seni kurtaran köylü tek başına seni kucakladı ve çok tanıdık bir doktor arkadaşının küçücük sağlık ocağına götürdü. Tabi doktor olduğu kadar da veterinik de okumuş olduğu için pek de sıkıntı bir olay değildi. Of, hala amarmış ya. Ya küçük olduğu kadar varmış da. Doktor! Doktor! Doktor yardım lazım. Aman ya Rabbim, gözlerime inanamıyorum. Yavru köpek ya ne yapmışlar? Resmen köpek ölümüne savaşmış. Justin'den dostum bak, yıllardır hem bizim gibi köyleri hem de evcil hayvanlarını çok iyileştirmişliğin oldu. Bunu da iyileştirebilir misin? Valla orası zor. Çünkü on sokakta köpeğiyle savaşmış dedin sen değil mi? Aynen. 10 tane sokak köpeğini aynı anda biçmiş. Yani 10 tane sokak köpeği bunu bayağı biçmiş ama yani boyu küçük olduğu kadar yüreği de büyük. Yani gücü. Aynen öyle. Ama çok fena hırpalamışlar bu köpekçiyi. Adı ne acaba bu? Vallahi bilmiyorum. Tasması falan yok da. Galiba sahipsiz köpek. Tasması yok dedin sen değil mi? Bu demek oluyor ki bu sokağa yeni atılmış bir köpek. Ne? Sokağa yeni atılmış bir köpek mi? Aynen dostum. Bu sokağa yeni atılmış. Anlaşılan eski sahibi bunu terk etmiş büyük ihtimalle. Of of of. Çok fena, çok fena olmuş, çok fena. Bak doktor, bunu halletmemiz lazım. Yoksa neydi? Yoksa vallahi bilmiyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Merak etme. Ben bu işe yıllarımı verdim. Köpeği iyileştireceğiz, merak etme dostum. Ondan sonra bu köpeği kim attıysa sokağa onun içinden geçeceğim. Bunun bedelini ödeteceğim ona. Buncacık masum ve tatlış bir köpeği kim atar? Hangi zalim? 8 saat sonra. Can dostum, 8 bir ameliyatın ardından orada iyileştirdik ama yani öyle.
Vücudu şekli falan değiştirdin sen yani. Ona ekstradan bir şey ekledin. Ne oldu orada? Nohudusu mu var? Hayvanı biçmişler. O yüzden ben de o yarada kapatmak için elimde kalan tozları, daha doğrusu ölmüş köpeklerin veya kurtların kürtlerinden ona yapıştırdım. Artık yeni bir vücuda sahip. Vallahi bunu bilmem. Bu işin üstadı sensin. Ama tekrardan bana bir yardımını hak ettin kardeş. Allah senden razı olsun. Bir iyilik borcum daha olsa. Aman dostum, estağfurullah. Aramızda bir dostluk var ya, o bize yeter. Sıkıntı yok. Borç moş, onu iptal et. Pekala, sen öyle diyorsan. Acaba bu köpeğin adı ne? Orasını bilmiyorum. Ama buluruz bakalım içerisi. İyi, sen öyle diyorsan. Tabii ki de o pire torbasını bana vereceksiniz ki tatlı bir olay çıkmasın. Sen kimsin? Beni tanıyan tanır, tanımayan randevu alır. Randevusuna geç kalan mezar taşında yerini alır. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun bu küçücük yavru köpeği? Onunla bir işim var çünkü yarım kalır. Onun gerçek adı Sezar. Ve o çünkü o ezeli düşmanımın köpeği. Ve biliyorsunuz ben düşmanlarımın hiçbir parçasını sağa bırakmam. Onu sana vermeyiz. Çekil git buradan, Hüseyin'den bu kaza çıkacak. Polis arabadan çek git buradan. Aa, yok. Aradığım cevap bu değildi. Değil mi? Asi, adamın roketi var. Dönem can dostum. Görüyorum. Şimdi ellerinizi bir kaldırın bakayım. Bir göreyim ellerinizi. Tamam, bak kaldırdım ellerimi gördüğün gibi. Bunu konuşarak halledebiliriz. Aa, şöyle ya. Allah Allah. İlla beni uğraştıracaksınız yani. Allah'ım yarabbim. Hayır yani, ne var da uğraştırıyorsunuz, anlamadım ki. Sen niye kaldırmadın ellerini? Ellerim birleşik ya, görmüyor musun? Ha doğru, sizin köylüler öyle mi? Öyle kalıcı bir özellik. Tamam biliyorum. O zaman sen kaldırmasın olur, zaten korkundan anlaşılıyor ellerin kalmış oldu. Şimdi gelirsek köpeğe. Şimdi anlaşmamız şu şekilde olacak. Güzellerim benim. O köpeği bana vereceksiniz. Ben de sizi serbest bırakacağım. Nasıl fikir? Bence berbat fikir. O köpeği sana vermeyiz. Senin bir kalpsiz bir adama asla vermeyiz. Eline roket çektiğine ve vizit ettiğine göre bu köpek senin için önemli. Önemli tabii ki de. Onu öldürdüğümde içim ferahlayacak. O zaman içini daha da kabartalım. Vermiyoruz lan köpeği. Ölmek mi istiyorsun? Pekala, benim için hava hoş. O zaman o köpekle beraber sizi de öldürürüm. Can dostum, benim fikrim var. Neymiş neymiş? Bak, istersen şöyle yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Köpeğini sana verebiliriz. Can dostum, ne yapıyorsun? Güven bana. Sana köpeği verebiliriz. Ama bir şartla. Neymiş şartın? Söyle bakalım. Köpeği verdikten sonra bizi rahat bırakacaksın. Söz mü? Zaten demiştim ya anlaşmadan. Köpeği verin. Hayatınız sport olsun. Tamam o zaman. Peki ellerimi indirebilir miyim? İndir indir. Oh, hele şu yenilme ellerim. Tamam mı? Getireceğim şimdi köpeği, tamam mı? Zaten uyandı. Uyandı mı? Daha da güzel. Tamam, getir köpeği. Burada bekliyorum. Eğer yanlış bir hareketini görürsen, beynini roketi yersin. Tamam ya, tamam. Kesinlikle soru yanmayacağım. Merak etme, tamam. Giriyorum. Görüyor musun? Bak, giriyorum kapı. Açtım kapıyı. Tamam, getiriyorum şimdi. Neyse, ben şimdi sana gösteririm. Dünyanın kaç bıçak olduğunu. Tamam bak, getiriyorum köpeği. Çabuk ol. İşim gücüm var benim. Tamam, sakin ol. Tamam, ben şimdi sana göstermez miyim dünyanın kaç bıçak olduğunu. Galak Bey. Köpeği getirmeden size bir şey demek istiyorum. Şu arkanıza bakar mısınız? Ne var? Bakın bakın, şu arkada bir şey var. Aa, o ne ya? Adamlarınızı bıçaklıyorlar. Hani nerede ya? Ben göremiyorum. İşte burada. Oo, ulan oynar.
beni? Kınsalı kalak nasıl kandırırsınız ha? Nasıl bıçaklarsınız? Bittiniz siz. Bittiniz. Biz bitmedik. Galak sen bittin. Can dostum çabuk köpeği al buradan gitmemiz lazım acilen. Hemen ayağa kalkabilir. Tamam dostum. Ulan. Ulan. Beni bıçakladınız diye benden kurtulabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Devrem dikkat et. Can dostum geliyor. Geberin öyleyse. Geberin. İşte böyle. Ondan sonra patlama sonrası seni kurtaran kişi ve doktor hayatını kaybetti. Ondan sonra Galak ise polislere yakalanmadan oradan kaçtı. Galak mı? O şerefsizin adı Galak mı? Evet de sen niye sinirlendin bu kadar? Çünkü bu şerefsiz benim eski sahibimi ve babamı öldürdü. Vay, başın sağ olsun o zaman. Demek babanı öldürdü ha? Vay gavur, vay gavur. Evet, babamı öldürdü, sahibimi de öldürdü. O şerefsizden intikam almam lazım. E peki sonra ne oldu? Dediğim gibi, sonrasını ben de bilmiyorum. Ama bugün bu veterinerin anlattığı kadarıyla oraya bir ekip çağrılmış. Polisler, itfaiyeciler ve ambulanslar falan gelmiş. Sen ise o patlama sonrası 1-2 ay daha komada yapmışsın. Ama 3 aydır yani. Ha, demek öyle oldu. Sağ ol Mike. Bana bu 3 ay komadayken anlattığın şeyler benim işime yarar şeyler. Sağ ol. İstersen arkadaş olabiliriz. Zaten burada pek yani tanıdık yüzler yok. Yani çok herkes yabancı ve öfkeli görülüyor bana bu karşı. Olabilir aslında. İstersen arkadaş olabiliriz. Genellikle ben yalnız takılmayı severim ama sen arkadaş, madem arkadaş olmak istiyorsun ve başına bunca şey geçmişken bir yanına aslan gibi dost istiyorsun. Pekala o zaman. Olur. Yes be. Sağ ol Mike. Benimle dost olduğun için sağ ol. Ne demek Sezar? Bu zor zamanlarda bizim gibi arkadaşların faydası dokunur elbet. Sağ ol Mike, sağ ol. Sen harbiden iyi dostsun ha. Yani sen şimdi diyorsun ki burada bir süre daha buradayım. Aynen öyle. Peki ne zaman çıkarım? Orasını ben bilmem. Veterinerdir. Neyse. Uykumu da bozdun zaten. Biraz yatalım istersen. İyi tamam hadi yatalım o zaman. Allah Allah. O galak denilen yapşağı ne oldu acaba? Yaşıyor mudur ki? İnşallah seni burada bulmaz. Çünkü bulursa buraya basar. İnşallah bulmaz Mike, inşallah. Vay be. 3 ay içerisinde ben komadayken neler neler olmuş. Haberim yok. Anlaşılan artık yeni bir şehirdeyim. Yeni bir hayat. Ve gerisini bilmiyorum artık. Yeni bir boy. Evet. Madem beni iyileştiren doktor bana yeni bir vücut yaptı. Ona teşekkür etmem gerekiyordu ama madem kendisi ölmüş. Allah rahmet eylesin demek düşer durumumuza da. Peki Mike bir şey diyeceğim. Beni kurtaran, yani daha doğrusu beni kurtaran doktor değil de ben yanlış oldum. Bunları nereden biliyorsun? Çünkü seni kurtaran doktor bizim veterinerin kardeşi. Oradan biliyorum. Vay, demek öyle. O zaman bize de Allah rahmet eylesin demek düşer. Aynen öyle dostum. Hadi yatalım artık, akşam oldu. Evet gençler, bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi yavru köpek Sezar'ın hayatı artık yeni şehirde ve yeni bir dünyada başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavru... Lomlar çıkıyor. Aha, tada, çok mucize bir şey oldu, kayboldular. Neyse, gençler gördüğünüz gibi Sezar 3 ay komadayken neler olduğunu, ne bittiğini Mike adında bir
Yeni tanıştığı bir köpek sayesinde öğrendi ve Michael'la da iyi dost oldular. Artık resmi olarak dost oldular. 3 ay içerisinde arkadaşlar çok şey yaşanmış. Sahibimizi öldüren Galak tabii tipi değişmiş. Galak bizim peşimizdeymiş meğersem. O sahibi öldürdükten sonra. Bizi kurtaran köylü ise can dostu bir doktor sayesinde bizi kurtarmış. Fakat tam biz uyanırken Galak bize saldırıya geçmiş. Doktor onu bıçaklamış ama yetmemiş. Galaksi ayağa kalktığı gibi füzeyi çilek çakmış bize. Ve öyle oldu. Öyle olmuş gençler. Ondan sonra ekipler gelmiş ve en sonunda biz buraya gelmişik. Tabi şu anda gençler o patlama sonrası yani temelli olarak bilmiyoruz. Yani öldü diyorlar. Yani veteriner Mike'a öldü demiş. Öldü demiş kardeşi ve o bizi kurtaran köylü. Ama şu an arkadaşlar pek bir net bilgi yok. Yani Sezar bile buna bile inanmıyor yani. Kesin onlar yaşıyordur ama burasını da bilmiyoruz. Ölü mü diri mi bilmiyoruz. Ama gençler artık yeni şehirdeyiz ve Sezar artık yeni bir yerde. Eski şehri unutalım artık. Çünkü artık gençler buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman gençler benden bu kadar. Bir sonraki videolarda bakalım Sezar bu yere adapte olabilecek mi? Yoksa isyan verecek? Yoksa adapte olacak? Olamayacak mı? Bunu bir sonraki bölümlerde göreceğiz. O zaman gençler benden bu kadar. Daha fazla video için alttan kanala abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda bölümlerde görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.